WordPress'te bir web siteniz varsa ve bu siteyi başka dillere de çevirmek istiyorsanız ama uğraşmak istemiyorsanız size güzel bir eklenti önereceğim. Bu eklenti sayesinde sitenizi istediğiniz dile otomatik olarak çevirebileceksiniz. Eksi artı yanları var. Bunların hepsini konuşacağız. Eklentinin ücretsiz versiyonunda güzel özellikler olduğu gibi ücretli versiyonunda da bir o kadar kullanışlı özellikler var. Gelin isterseniz önce ücretli versiyonunda ne gibi artı özellikler var ona bakalım. Sonra da ücretsiz versiyonunu WordPress web sitemize kuralım ve nasıl kullanıldığını görelim. Dersimize başlamadan önce G-Translate'in ücretli versiyonlarında neler olduğuna öncelikle bir bakalım ve ondan sonra ücretsiz versiyonu web sitemize kuracağız. gtranslate.io adresine giriyorum. Bu adres G-Translate'in kendi official web sitesi. Bu adres üzerinden ürünle ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ben direkt olarak pricing kısmına geleceğim. Pricing kısmı da fiyatlandırması. Bizim kuracağımız, bizim kullanacağımız versiyon free versiyon olacak. Paketleri hızlıca açıklayacağım size. Custom paketinde ekstra bir dil ekleyebiliyorsunuz. Bunu çoklu dil seçeneği olarak daha fazla dil eklemek isterseniz bu ikona tıklayabilirsiniz. Bu ikona tıkladığınız takdirde zaten startup paketine geçmiş olacaksınız. Yani tüm diller arasında çeviri yapabiliyor olacak. Bizim kullanacağımız free versiyonunda makine çevirisi olacak. Diğer versiyonlarda, ücretli versiyonlarda Google burada belirttiği gibi insani düzeyde bize çeviri sağlıyor. Diğer bir seçenekte arama motoru indeksleme. Bizim kuracağımız versiyonda arama motorlarına dair bir seçenek olmayacak. Arama motorları bizim web sitemize girip çevirdiğimiz dili indeksleyemeyecekler. Dolayısıyla yabancı dilde SEO yapmış olmayacaksınız bu durumda. Ama ücretli versiyonlarında arama motorlarının indeksleme özelliği de bulunduğu burada belirtilmiş. Bir diğer seçenekte Edit Translation seçeneği. Yapılan bu düzenlemelerde, yapılan bu çevirilerde ücretsiz versiyonunda herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Ancak ücretli versiyonlarında bu düzenlemelere, bu çevirilere müdahale edebiliyorsunuz. İstediğiniz yerleri değiştirebiliyorsunuz. URL Translation'da çoklu dile sahip web sitelerinde SEO açısından önemli bir yeri var. Gördüğünüz gibi ilk 3 pakette bu sunulmuyor. Diğer paketlerde, yani daha pahalı paketlerde bu sunuluyor. Dolayısıyla eğer SEO açısından düşünüyorsanız bu çeviri işlemlerini ve özellikle yurt dışından daha fazla insan gelsin, daha fazla trafik çeksin istiyorsanız buradaki URL translation kısmı da önemli ve bunun için de biraz daha yüksek meblağlar ödemeniz gerekiyor. Paketler arasındaki farklılığı gördünüz. Gelin şimdi ücretsiz versiyonunu WordPress'e nasıl kurabileceğimizi göstereyim. Öncelikle ben Localhost'ta böyle bir web sitesi hazırladım. Web sitesini Türkçe metinlerle donattım ve bu metinleri biz otomatik olarak İngilizceye çevrilmesini sağlayacağız. Admin paneline girişimizi yapıyorum. Eklentilerin altındaki yeni ekle seçeneğini seçiyorum. Eklenti arayabileceğimiz bir sayfa var. Az önce bahsettiğimiz eklentinin ismini buraya yazalım. G-Translate yazıyorum ve Translate WordPress with G-Translate isimli bir eklenti çıkıyor karşımıza. Doğru eklentinin bu olduğunu şuradan anlayabiliriz. Gördüğünüz üzere 200 binin üzerinde etkin kurulum var. Bu WordPress dünyasında ne kadar popüler olduğunu zaten gösteriyor bize. Şimdi kur butonuna tıklayalım. Eklenti WordPress'e kuruldu, etkinleştir diyerek de sayfada etkinleşmesini sağlayalım. Eklentimizi etkinleştirdikten sonra eklentinin ayarlarına buradan ulaşıyoruz. Ayarların altında G-Translate, Google Translate sekmesi göreceksiniz. Buna tıklıyorum. Google Translate ile ilgili tüm ayarlar karşımıza çıkıyor. Bu sayfaya geldiğinizde sağ tarafta Widget Preview panelini göreceksiniz. Bu panel sizin sol tarafta yaptığınız değişikliklerin ön izlemesi olarak web sitesinde görünecek şekliyle otomatik olarak değişiyor. Hiçbir ayara dokunmadan gelin şimdi web sitesinde nasıl göründüğüne bakalım. WordPress web sitesinin ana sayfasına giriyorum. WordPress'e giriyorum ve Refresh butonuna tıklıyorum. Refresh butonuna tıkladığımızda varsayılan olarak menünün sağ tarafına bu eklentiyi ekliyor. Şimdi buraya eklentiyi ekledi. Peki biz bu dili, bu arayüzü nasıl değiştireceğiz? Şöyle yapıyoruz. Eklentinin üzerine tıklıyorum ve seçili olan seçenekler arasında ki bunları artırabiliyoruz, birazdan göstereceğim. Başka bir dili seçelim. Mesela Almanca'yı seçelim ve web sayfamız Almanca olarak çevrilmiş olacak. Aşağı doğru indiğimizde tüm metinlerin, seçilebilir tüm metinlerin Almanca diline değiştiğini, Almanca diline çevrildiğini göreceksiniz. Başka bir dil seçelim. Mesela İngilizce seçelim. İngilizce oldukça popüler. Şimdi admin paneline geçeceğim. Bu widget üzerinde ne gibi değişiklikler yapabileceğimize bakacağım. İlk seçeneğimiz widget'ın görünümü. Burada farklı farklı görünümler var. Flex and drop down seçeneği ile üstte bayrakları göreceksiniz. Alt tarafta da dilin kendisini görüyorsunuz. Hepsine bakalım. Drop down sadece dilin kendisi. Şu an İngilizce ve Türkçe seçili olmasının nedeni alttaki dillerin sadece Türkçe ve İngilizce olarak seçim yapılmış olması. Bunları değiştirebiliriz. Hemen rastgele birkaç tane daha seçelim. Şimdi ön izlemeye baktığımda onların da az önce eklediklerimin de buraya hızlı bir şekilde geldiğini görüyorum. Flex sadece bayrakların olduğu listeleme. Bir sonraki bayraklarla beraber ülkenin isminin listelendiği seçenektir. Dil kodlarını bu şekilde görebiliyoruz. Sadece dilin isimlerini listelemek istersek bu şekilde seçiyoruz. Aynı şekilde sadece dilin dil kodlarını listelemek istersek bu şekilde seçiyoruz.
Diğer dilleri iptal edelim bakalım nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi EN ve TR olarak da bu şekilde sayfamızı ekleyebiliyoruz. Hatta bunu ekleyelim. Son güncel haline bir bakalım. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyorum ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi menüye benzer bir şekilde kendi stilini menüye göre uyarladı ve buraya EN ve TR olarak eklendi. TR'ye tıkladığımda Türkçeyi, EN'ye tıkladığımda da İngilizceyi görebiliyorum. Az önce ücretli versiyonlarından bahsetmiştik. Bu iki seçenek ücretli versiyonlarını satın aldığınız takdirde kullanabileceğiniz seçenekler. Sayfanın dilini bir subdomain olarak tanımlıyorsunuz ve ya bunu ya da bunu subdomain olarak ziyaretçilere gösteriyorsunuz. Örneğin sayfanızı İngilizce olarak görüntülemek istediğinizde sanagrafi örneğini vereceğim. sanagrafi.com/en olarak kullanabilirsiniz ya da en.sanagrafi.com olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten bunların ikisini aynı anda seçemiyorsunuz. Bunlardan sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu subdomainlerden sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Auto switch to browser language seçeneğini seçtiğinizde Fransa'dan giren bir insan siteyi Fransızca dili olarak görecek. Yani tarayıcı hangi dile sahipse, siteye giren kullanıcının tarayıcısı hangi dilde ise otomatik olarak o dile çevrilecek. Show in menu kısmında nerede görünmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Hangi menünün yanında görünmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Birinci menü yani primary menu olarak sayfanın üst tarafındaki kısım aktiftir. Normalde manuel olarak veya siz kendi temanızı yazıyorsanız veya bir hazır bir tema kullanıyorsanız o temanın da menülerinin isimlerine göre burada listelenecek. Siz o listenin yanında dil seçeneğini görüntüleyebileceksiniz. Siz kendiniz bir menü oluşturup içerisine herhangi bir seçenek koymazsanız ve buradaki seçenekler arasında o menüyü seçerseniz orada görünecek. Mesela footer'da bir menünüz vardır. O menüyü footer kısmında görüntüleyebilirsiniz. Show native language names. Bunu da kendi dillerinde görüntülemek isterseniz, örneğin Arapça seçenek var burada. Arapçayı Arapça karakterlerle görüntülemek isterseniz veya Çince'yi Çince karakterlerle görüntülemek isterseniz ve buradaki language names'i de seçerek dil isimlerini kendi dillerinde görüntülüyor. Bunu iptal ediyorum tekrar. Bu kısımda da komple sitenize ziyarete gelen kişilerin çevirmesini istediğiniz dilleri seçebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı iniyorum. Bakın aşağıda widget code diye bir kod var. Eğer gelişmiş düzeyde bir WordPress kullanıcısıysanız ve sitenizin temaları üzerinde oynama yapabiliyorsanız, HTML, CSS veya JavaScript kullanabiliyorsanız sayfada sizin belirlediğiniz yerlere, sizin istediğiniz yere kod eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Normalde hadi menünün sağ tarafına ekliyor otomatik olarak ama siz başka bir yere eklemek isterseniz buradaki kodu kullanmanız gerekiyor. Ancak bu kodu WordPress'te yazıların içerisinde gömemezsiniz çünkü JavaScript kodları var. Düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Ancak tema dosyaları üzerinde düzenleme yapabiliyorsanız bu kodları kullanabilirsiniz. Burada ayrıca bir short kod var. Aynı şekilde bu kodu PHP dosyalarınıza, temanın PHP dosyalarına, burada örnek verdiği gibi header'a veya footer'a veya başka yerlere ekleyerek buradaki widget'ın görünmesini de sağlayabilirsiniz. Evet, Google Translate'in kullanımı bu şekilde. Bu eklentiyi kullanarak site üzerindeki dil çevirilerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu konu sizin için gerçekten önemliyse ve ücret ödemeye değer görüyorsanız ücretli versiyonlarını da kullanabilirsiniz. Bu WordPress eğitimim de bu kadar. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.